Beşiktaş Victoria Pilsen'le oynadığı özel maçta golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Sercan sen orada karşılaşmayı yerinde takip ettin. Bize aktarabileceğim maça dair detaylar nelerdir? Serdar Saatçi konusunu istiyorsan sona doğru bırakırsın. Farklı gözlemlerin varsa öncelikle onlardan başlayalım. Ya Verder Bremen maçına oranla daha Kötü bir beşiktaş izlediğimizi söyleyelim. ya Pozisyon üretmekte zorlanan bir beşiktaş vardı ama hocayla veya işte teknik heyette bulunan hocalarla konuştuğumuz zaman buradaki en önemli durumun fiziksel kalite olduğunu söylüyorlar. Fiziksel kaliteden de fazlasıyla memnun teknik heyet ve hocalar. Ya Biz her antrenman sonrasında çok yakın duruyoruz çünkü sağ olsun hoca da Valerian hoca da geliyor sohbet ediyoruz takımla ilgili bilgiler almaya çalışıyoruz. Orada hep ilk kullandığı cümleler hep fiziksel yeterlilikle ilgili eforla ilgili cümleler olduğunu söyleyeyim. Koşu mesafelerini hep altını çiziyor. Bugün aslında fiziksel olarak Victoria Plezen'le eşit hatta bir, daha iyi bir görüntü vermiş olmasına rağmen skor üretmekte veya pozisyona girmekte zorlanan bir Beşiktaş vardı. Bunun da sebebini sorduğumuz zaman çok fazla değişiklik oldu. Çok fazla aslında baktığımız zaman normal şartlarda kadroda olmama ihtimali çok yüksek olan futbolcuların bugün maç içerisinde fazlasıyla oynadığını görüyoruz. Zaten son 30 35 dakikalık bölümde hazırlık maçında gençlere fazlasıyla şans verdi. Yani aslında bu maç özelinde değil de kampı değerlendirecek olursak Beşiktaş'ta şu an içeride bulunan yöneticiler de, yani burada bulunan profesyoneller de, e, futbolcular da memnun. Yani her futbolcuyla temas edip konuşmaya çalışıyoruz. Ortamdan hep olumlu şekilde bahsediyorlar ve antrenmanla ilgili vurgular yapıyorlar. Uzun zamandır Beşiktaş'ta olan futbolcular var veya üst düzey başka takımlarda oynamış, antrenman yemiş, farklı tek teknik direktörlerle, üst düzey teknik direktörlerle çalışan futbolcular olmasına rağmen hep Valerian Hoca'nın farklı bir stilin olduğunu söylüyorlar. Şu dikkatimi çekti. Ya hazırlık maçından biraz koptum. Özür dilerim Koray ama bu durumu buradaki gözlemlerimizi anlatabilmek için söylüyorum. Evet. Her antrenman bittikten sonra bir koşu e, yarışması gerçekleşiyor burada Beşiktaş'ta. O koşu yarışmasında futbolcuları normal şartlarda hep halsiz görmemiz gerekirken hoca orada çok fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyor ve neredeyse her futbolcuyu iterek böyle koşturmaya çalışıyor. Gezzal'ın, Josef'in, bunlar saydığım oyuncular Necib'in üst düzey fiziksel kaliteleri olan oyuncular. Onlar bile antrenmanlardan çıktıklarında yürüyecek halleri kalmıyor. Bu iyidir, kötüdür. Bunu spor bilimi ustaları daha iyi değerlendirir ama en azından burada hoca fiziksel olarak yüklemeyi yapacak ve sezon içerisinde çok defa duyacağımız şu olacak. Bunu burada bulunan fazla çok fazla kişiyle konuştum. Beşiktaş bu sezon 70'ten sonra 75'ten sonra çok fazla maç kazanacak gibi duruyor ama bugünkü maç özelinde futbolcuları biraz yorgun gördüm. Çünkü çok Evet. E, gidemediler, çok fazla baskı yapamadılar ama hoca memnun. Evet. E, şimdi tabii Vegort, Muleka bu gibi isimler sahaya ne zaman inecek? Taraftar onu da merak ediyor. Onunla ilgili bilgi var mı? Cuma gün Cuma günü ben son hazırlık maçında bekliyorum. E, oynamam ihtimalleri olsa da çünkü dün çift kalede oynatmadı, bugün hazırlık maçında oynatmadı. Ee, yarın antrenmanda çok büyük olasılıkla deneyecektir. Biraz hoca yani benim izlenimim Şenol Hoca'da bu vardı. Yeni gelen oyuncular, transfer edilen oyuncular çok çok kolay sahaya sürmüyor. Tabii bir hazırlık müca hazırlık maçı, hazırlık süreci olmuş olmasına rağmen 2-3 e, gün geçti ama çift kalede bile haz e, şeyde antrenmanda bile oynatmadı hoca. O nedenle biraz adaptasyon sürecini atlatmasını bekliyor. Ancak her iki oyuncuyla ilgili ben e, teknik heyetle konuşma fırsatı buldum. Adaptasyondan dolayı oynatmıyorlar. Evet. Ama yarın örnek veriyorum cumartesi günü bir maç olsun. Orada oynatılır. Fiziksel olarak hazır durumda olduklarını söylüyorlar. Vegors ve Muleka özelinde en azından bunu söyleyeyim ama son hazırlık maçında oynayacak gibiler. Bir de çok fazla haber yapıldığı için sakatlıklarla ilgili, süreçlerle ilgili Atiba bir, bir, gün daha dinlenebilir. Ciddi bir durumu yok. Josef bir iki gün dinlenecek. Onun dışında sayıs konusu vardı. Sayısın de çok ciddi bir sakatlığı yok. Belki bu, bu hazırlık kampında yani burada Avusturya'da kendisini izleyemeyeceğiz ama İspanya kampında Alicante'de biraz izleyeceğiz gibi. İspanya kampında takımla birlikte çalışmalara başlayacak Romain Sayıs. Evet. Serdar Saatçı oyuna girdi. Kısa süre içerisinde oyundan alındı. Neler yaşandı orada onları bir e, ee, bizimle paylaşır mısın? Bundan sonrası için kulübün bir tavrı olur mu? Kısaca onu da alalım senden. Ardından bir iki de transferle ilgili sorumuz olacak çünkü sonra sana veda edeceğiz. Ya Serdar Saatçi olayı 3-4 metre ötemizde oldu. Hocanın söylediklerini de ben duydum. Zaten A Spor'da ana haberde paylaştık. Evet. 72-73 gibi oyuna girdi Serdar Saatçi. Onun öncesinde ama savunmada oyuna giren başka genç oyuncular vardı. Onu söyleme sebebim belki Serdar'ın birazcık e, sinirlenmesine yol açan sebeplerden biri bu olabilir. Erken girmediği için veya ikinci yarının başında girmediği için sinirli olabilir. 72-73'te oyuna girdi Serdar. Bir iki top geldi. Çok fazla böyle bir reaksiyon gösteremedi. Ben de hep sürekli hocaya bakıyorum. Hocanın çünkü ne yapmaya çalıştığını anlamaya gayret ediyorum. Hoca bağırdı. Çok yüksek bir sesle, sesle ismini hitap etti. Serdar baktı. Bir şeyler söyledi. Orayı kaçırdım. 7-8 dakika geçti. Hoca bir kez daha Serdar'a bağırdı. Ama maç içerisinde birkaç tane daha aksiyon oldu. Hoca sinirlendi. 72 72'de girdi. 83'te bağırdı hoca. İsmi ne? Serdar'ın ve sonrasında dedi ki böyle efor harcayacaksan böyle oynamaya devam edeceksen hiç oynama çık. Bunu teyitli olduğu için söylüyorum. Çeviri konusunda problem yaşamam adına. Evet. Eğer böyle efor harcayıp oynayacaksan hiç oynama çık. Dedi ve Serdar geldi 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 çıktı. Biz de izliyoruz Serdar'ı. Gidiyor Serdar, gidiyor. Hiç hocanın yanında bulunan yedek kulübesine gelmedi. Orada oturması gerekiyor normal şartlarda. Soyunma odasına gitti ve soyunma odasına gitti giderken kapıya bir tekme vurdu. Hoca görmedi tabii ki oraları. Daha sonra söylenmiştir. Otele gittiler. Buradan sonra reaksiyon olarak ya Beşiktaş Kulübü ilk olarak şimdi burada sportif direktör Sayın Ceyhun Kazancı kafileyle birlikte burada. Evet. Ceyhun Bey Serdar saatç ile bir konuşma gerçekleştirecek Serdardan bir özür bekliyor Beşiktaş kulübü veya hoca ama tabii ki hocanın Reaksiyonu hocanın cevabı ne olacak da çok sıcak 40, 40 40 dakika 45 dakika olmuştur takım otele gideli ee, Biz de bu süreci takip ediyoruz belki gece ilerleyen saatlerde bir açıklama gelirse şaşırmam serdarla ilgili Transfer noktasını da soralım Sercan. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ne aşamada şu anda? E varsa isim, onları paylaşabilir misin bizimle? Ben bu saatten sonra sevgili Koray Baloğlu, e, yabancı oyuncu transferi beklemiyorum. Çok sürpriz olarak nitelendiririm. Sadece savunmaya, stopere bir yerli oyuncu veya iki yerli oyuncu takviyesi yapılacak. Kulüp tarafına sorduğumuz zaman özellikle gündeme gelmiş ve haberleştirdiğimiz bir oyuncuydu İstanbul Sporlu Emre Can. Başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmeler var, anlaşma sağlanmış. ancak tekrar pürüz olarak adlandırabileceğimiz ödeme planı ile ilgili 2 milyon euro bon bonservis, sonraki satıştan %50 pay, ödeme ile ilgili bazı problemlerin çıktığını, bu ödeme planı ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Ama şöyle bir durum var. Ahmet Durçebi ile Ecmel Başkan arkadaş dostlar, iki dost bir noktada halledilir gibi duruyor. Benim izlenimim bu. Bir de evet bir yandan bu çalışma sürerken diğer taraftan Emirhan Topçu. Yüzde yüz teyitli bir bilgi olduğu için Beşiktaş Kulübü bugün itibariyle Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor yönetimiyle masaya oturdu ve bir teklifte bulundu. Ben henüz teklifin içeriğini, bonservis teklifin içeriğini rakamı teyit ettiremediğim için söylemeyeyim. Belki yarın netleştirebiliriz. Ee, ancak bir pazarlık süreci başladı. Resmi olarak başladı. Emrecan olmazsa mı Emirhan olacak? Istiyor. Yoksa hem ikisi de gündemde mi? Ben Beşiktaş kulübündeki yetkililere sorduğumda en başta bundan iki hafta önce hem Emrecan hem Emirhan ikisini alabiliriz deniliyordu. Ama şu an biraz efor fazlasıyla Emirhan'a kaymış durumda. Emirhan kadroya katıldığında çünkü Emirhan hem sol tarafta, sol koridorda hem de sol stoperde oynayabilen bir oyuncu. Ama Emirhan olsa da Emre Can alınırsa şaşırmayacağım. İki futbolcuyu da istiyor Beşiktaş. Çünkü biri, ikisi de yatırım için çok önemli oyuncular. Belki Emre Can'ın potansiyeli daha yüksek olabilir. daha Belki daha e, geleceğe evet. yönelik hamle olarak görülebilir ama Beşiktaş, Emirhan Topçu'dan da fazlasıyla ümitli. Burada zamanımız varsa çok kısa bir şey. Transferle ilgili şunu söylemek isterim. Tabii çok hızlı ee, bir şekilde alalım. Konuştuğumuz isimler hep şunu söylüyor. Konuştuğumuz isimler hep şunu söylüyor. Biz transferleri kampa yetiştirdik. Sözümüzde durduk ve Beşiktaş adına hocanın istediği bütün transferleri yaptık birinci hocanın bir istediği birinci oyuncu olmadıysa en fazla ikinci oyuncu olmuştur deniliyor. O nedenle Beşiktaş'ta son zamanlarda son yıllardaki en iyi geçirilen transfer dönemi olarak adlandırırsak yanlış olmaz. Çünkü hocayla konuştuğumuz zaman da hoca transferlerle ilgili harika yorumlar yapıyor. Evet. Sercan Dikmen çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileyelim sana bilgilendirmeler için de sağ ol tekrar.